Kalıplar için tercih ettiğiniz bir alçı markası var mı? Evet, şu sıralar var. Öncesinde yoktu. Herhangi bir kalıp alçısı kullanıyordum, markasına bakmıyordum. Ta ki bal dudak alçıyla tanışana kadar. Reklam gibi oldu biraz o. En kolay şekillendirilen çamur hangisidir? Elde şekillendirme ya da tornada şekillendirmeye göre değişiyor durum. Elde şekillendirme için şamot çamuru daha kolay. Tornada şekillendirme için kırmızı çamur, beyaz seramik çamuru da olabilir. Şekillendirme sonrasında çamurda çatlamalar meydana geliyor ürünlerimde. Bunun sebebi nedir? Şimdi tabii öncelikle hangi çamuru kullandığını biliyor olmamız gerekiyor bu soruya cevap vermek için. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim, hangi çamuru kullandığını bilmediğimiz için. Kurutma esnasında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Atıyorum, hava şartları önemli. Yavaş yavaş kurutmak önemli. Ne kadar yavaş kurursa çatlama riski o kadar azalır. Bardakların, fincanların altı neden düz değil de içe doğru girintili? Bunun bir sebebi var mıdır? Şöyle galiba, değil mi? Evet. Şunlardan bahsediyoruz. Evet, bunun bir sebebi var. Ama böyle girintili yapılmayan bardaklar da var. Yani altı dümdüz olan bardaklar da var. Bunun sebebi görsel olarak güzel. Aynı zamanda da sırlı tarafı arttırmak için, yani ben şahsen burnunun da sırlı olmasını tercih ederim bardağın. Fırına yerleştirirken mecbur olarak buradaki ürünün ayaklarındaki sırrı siliyoruz ki fırına yapışmasın. Çini ve seramik çamuru arasındaki farklar nedir? Bayağı fark var. Mesela sonra da şekillendirirken çini çamurunda çok su kullanamazsınız. Kuruma esnasında çatlar, bu bir. İkincisi, bisküvi pişirimi ve sırlı pişirim dereceleri farklı. Çin'de bisküvi pişirimi 1040'larda yapılabiliyorken, seramikte bisküvi pişirimi 1000 derecelerde yapılıyor. Sırlı pişirim ise bunun tam tersi. Sırlı pişirim Çin'de düşük, seramikte ise yüksek oluyor. Yani böyle bisküvi pişirimi ile sırlı pişirimi çaprazlama düşünün. Çömlek yapmak için kas gücüne ihtiyaç var mıdır? Kesinlikle var. Hele hele büyük ürünler için. Küçük ürünler için belki çok gerekmiyor olabilir ama gene de bir parmak kası gerekiyor. İlla ki gerekiyor. Yani kaslı olmanız gerekiyor. Kolları görünmüyor mu? Görünmüyor mu? Şimdi görünüyor. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.